Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben bomba gibiyim. Üst üste videolar çekiyorum şu anda. Büyük ihtimal siz sonradan izlediğinizde fark edeceksiniz üst üste çektiğimi, ama hiç fark etmez, benim için bir önemi yok. Bugün yine güzel bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Kesinlikle bu kitabı herkes okumuştur. Okumayanlar da kesinlikle okumalı, ama bundan önce kitabı tanıtalım canım ya. Kesinlikle kitap Ölüme Fısıldayan. Adam zaten dediğim gibi popüler bir yazar olan Büşra Yılmaz'ın kitabı ve Büşra Yılmaz'ın kalemine bayıldığım gerçeği gibi bir gerçek var kesinlikle. Ben Büşra'yı Wattpad'den tanıyorum ve 4x1 Kar kitabını hikayeyken, daha Wattpad'de hikayeyken ve Büşra o kadar daha popüler değilken okuyordum ve herkese öneriyordum. Çünkü çok hoşuma giden komik bir kitaptı. Ya 4x1K'yla Ölüme Fısıldayan adamı yazan kişinin aynı kişi olması gerçekten o kadar şaşırtıcı ki size anlatamam. Çünkü birbirinden güneş ve ay kadar farklılar. 4x1K aşırı sulu komedi, böyle gençlik falan, aşırı komikli, güldürücülük şeyli, böyle çok şaka bir yana gerçekten çok komik bir kitaptı. Çok eğlenceli bir kitaptı, ama bunu karamsarken okursanız büyük ihtimalle intihar falan etmek isteyebilirsiniz. O yüzden çok mutluyken, psikolojiniz yerindeyken okuyun, çünkü hayatı sorgulatacak bir kitap. Ölüme Fısıldayan adamı biraz anlatayım. Fısın diye bir karakterimiz var ve yaşadığı kötü olaylardan sonra, ki kitabın ilerleyen zamanlarında öğreneceğiz o olayları. Çünkü başında sadece intihar etmek istediğini biliyoruz. Yaşadığı kötü olayların sonrasında intihar etmek istiyor ve tam intihar edecekken kapı çalıyor ve diğer karakterimiz, zeki bir dolandırıcı olan Özgür karakteri gelip evinde saklanıyor falan filan. Bu şekilde tanışıyorlar ve sonrasında Yusun Özgür'e aşırı derece büyük bir aşkla bağlanıyor, ama Özgür'ün planları çok farklı. Yani okuyun, sadece okuyun. Böyle sır perdesinde bırakıyorum ve kesinlikle okuyun diyorum. Arkasında arka kapağı gerçekten harikulade okuyacağım. Yanmış kibrit çöplerini adeti olduğu gibi mumların altına koyup üzerlerine erimiş mum döktü. Sanki yanan kibrit çöpleri bizdik. Mum dipleri de mezarımız. Kibrit çöpü mezarlığı bizim gibi kırık ve kaybedenler için ne güzel bir benzetmeydi. Yana yana yaşa, yanarak öl ve öldükten sonra da yanmaya devam et. Yanmak tüm varoluşunu tanımlıyormuş gibi. Kesinlikle arka kapak harikulade bir şey. Hatta burada da zaten açıklıyor. Geçmişindeki acıların küllerinden doğmuş zeki bir dolandırıcı, arı kovanına giren kelebek. Yaşamadığı için ölmeyi bile beceremeyen hayata küskün bir kız, sudan korkan balık. Tanrı'nın birbirlerinde çare bulmaları için bir araya getirdiği iki kişi. Peki ya bir gün ömrü olan bir kelebek yarına aşık olursa ne olacak? Kesinlikle arka kapağıyla olsun. Çünkü arka kapağında Yosun ve Özgür yazıyor. O kadar güzel yazıyor ki Allah'ım çıldıracağım. Kesinlikle harika bir tasarım ve kapağına bayıldım. Ve yazılar falan, her şey süper. Ve zaten ciltli. Şöyle. Ama içi de çok farklı değil. Birbirinin aynı. O yüzden çok fazla açmak istemedim, ama gene de size kıyamadım. Kitabın iç tasarımı harikulade bir şey. Onun dışında iç kapağındaki balıklar... Şimdi göstereceğim. İç kapağındaki balıklar çok şeker. Onun dışında bir bakalım. Evet. Şeyler böyle, ayracı zaten harikulade. Ayracına herkes bayıldı ve ben de bayıldım. Burada Yosun'umuz var. Yosun'umuzun aklında Özgür'ümüz var. Ama Özgür'ümüzün aklında başka bir kız var. Pınar. Ama Pınar'ın kim olduğunu sormadım. Söyleyemem. Bu bir sır. Kitabı okuyanlarla aranızda bir sır. Evet. Ve mesela bu bölümlerin ayrıldığı şeyler çok güzel, böyle fotoğraflar. Of, o kadar güzel olmuş ki size anlatamam. Sadece anlam veremediğim bir şey var. Hoşuma gitmediğinden değil. Bazı mesela şu an bulamıyorum, ama bazı yazıların ayrıldığı yerlerde balıklar var. Bazılarında kelebek var. Yani onu neye göre ayırmışlar çok anlayamadım. Çeşitlilik biraz kafamı karıştırdı, ama olsun. Kitabın sonunda kitabı kapatıp hayatı sorgulayacaksınız demiştim. Ve kitabın sonunda hani gerçekten ikinci kitabı aşırı derecede merak edeceksiniz. Çünkü evet, bunun bir devam kitabı var bildiğiniz gibi. Hatta ismi Kibrit Çöpü Mezarlığı olacakmış. Büşra Yılmaz söyledi. Herkes biliyordur büyük ihtimalle zaten Kibrit Çöpü Mezarlığı.
Zaten birinci kitabın adı kadar değişik bir isim. Ben şimdiden merak etmeye başladım ve dediğim gibi sonunda çok üzüleceksiniz ama aynı zamanda hayatta sorgulayacaksınız. Bu zamana kadar boşuna yaşadığınızı düşüneceksiniz. Hatta bu zamana kadar okuduğunuz kitapların bile bomboş olduğunu düşüneceksiniz. Çünkü bu kitap ya bu kitaptan öncesi ve sonrası var. Yani böyle milat gibi bir şey. Milattan önce ve milattan sonra. Ölüme fısıldayan adamdan önce ve ölüme fısıldayan adamdan sonra. Çünkü çok büyük düşünüyorsunuz. Ve bundan sonra okuyacağınız kitabı da büyük ihtimalle beğenmeyeceksiniz. O yüzden ara verip okuyun. Çünkü ben öyle oldu bende. Çünkü bu kitabı okuduktan sonra beklentiniz o kadar yükseğe çıkıyor ki artık hiçbir kitabı beğenmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. O şekilde kendinizi şartlandırdığınız için. Ve evet, benim bugünlük kitap yorumum da bu kadardı. Videomu eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan Tüyap kitap alışverişime ulaşabilirsiniz ve buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri aşırı 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 çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.